Tasarıma dair ipuçları sunduğumuz bir ipucuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adobe Illustrator'da Repeat yani iğneleme özelliğini inceleyeceğiz. Dilerseniz gelin hemen uygulamaya başlayalım. Ama uygulamaya başlamadan önce kanalımıza abone olur ve bu ipucunu beğenirseniz seviniriz. Örnekte gördüğünüz gibi bir objeler grubum var ve ben bu objeler grubunu tekrarlayarak bir patern oluşturmak istiyorum. Bunun için Object menüsünün altındaki Repeat özelliği kullanabiliriz. Bu özelliğe geldiğinizde radial, grid ve mirror olmak üzere 3 farklı yenileme özelliğini kullanabilirsiniz. Patern oluşturmak için grid özelliğini kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hemen objeler grubunu tekrarlayarak bir patern oluşturdu. Şimdi sağdaki ve alttaki butonları çekiştirerek bu paternin çerçevesini ayarlayabilirim. Gördüğünüz gibi kolaylıkla paternin çerçeve ölçüsünü değiştirebilirsiniz. Yukarıdaki ve soldaki Butonları tıklayarak ise bakın objeler arasındaki mesafeyi azaltabilir veya arttırabilirsiniz. Eğer geri dönmek yani objenin ilk haline dönmek isterseniz Object menüsünün altındaki Repeat menüsünün hemen altında Release diyerek geriye dönebilirsiniz. Veya artık işiniz bittiyse ve buradaki vektörlere tek tek müdahale etmek istiyorsanız da Object, expand diyerek artık bunu bir vektöre dönüştürebilir ve gördüğünüz gibi tek tek müdahale edebilirsiniz. Hazırınız paterni kaydetmek ve daha sonra kullanmak isterseniz tutup sembol paneli içine bırakırsanız buradan patern olarak kaydedebilirsiniz. Daha sonra istediğiniz zaman sembol panelinden çekiştirerek bu paterni kullanabilirsiniz. Hazırlığınız paternle ilgili detaylı ayarlama yapmak isterseniz aynı menü altında options sekmesine girebilirsiniz. Bakın buradan çıkan ekrandan objeler arasındaki mesafeyi net olarak belirleyebilir veya objelerin hizalanma biçimlerini bakın değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde satırları ve sütunları da bu şekilde karıştırarak daha farklı patenler oluşturabilirsiniz. Diyelim ki şöyle bir logonuz var ve bu logonun altına buradaki sembolü tekrarlayarak bir patern oluşturmak istiyorsunuz. Gelin hemen yapalım. Objemi tuttum. Object menüsüne gittim. Repeat ve grid özelliğini aktif hale getirdim. Şimdi bunu buradan çekiştirerek hemen zemine bir patern oluşturabilirim. Gördüğünüz gibi kolaylıkla sunumlar için bir logo sunumunda kullanmak üzere bir patern oluşturabildim. Radial özelliğini kullanalım. Aynı şekilde Repeat menüsüne giriyorum ve buradan Radial'i seçiyorum. Gördüğünüz gibi objemi dairesel bir şekilde tekrarlayarak paternimi oluşturdu. Şimdi sağdaki butonu çekiştirerek bu patern içerisinde kalan örneklerin sayısını arttırabilir veya azaltabilirim. Aynı şekilde şuradaki butonu kullandığım zaman da bu dairenin bakın yarım olacak şekilde hizalayabilirim. Aynı şekilde bunu sembol paneline bırakarak bunu bir sembol olarak kaydedebilir. Daha sonra kullanmak için veya Object menüsünün altındaki Repeat menüsünün hemen altında Option sekmesine giderek daha detaylı bakın ayarlamalar yapabilirsiniz. Şimdi gelin mirror özelliğini deneyelim. Aynı şekilde repeat menüsüne gidiyorum ve buradan mirror özelliğini deniyorum. Gördüğünüz gibi hemen objemin ayna görüntüsünü aldı. Buradaki butonu çekiştirerek objemin arasındaki mesafeyi ayarlayabilirim. Buradaki butonu da çekiştirerek açı belirleyebilirim. Gördüğünüz gibi açıyı anlık olarak görebiliyorum. Eğer spesifik bir açı girmek isterseniz hemen sağdaki Repeat Option bölümüne giderek buradan spesifik bir açıda girebilirsiniz. Gördüğünüz gibi repeat özelliğini kullanarak objeleri istediğiniz gibi tekrarlayabilir. Bunlardan patternler oluşturabilirsiniz. Bir ipucundan bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve ipucunu beğenmeyi unutmayın.